Değerli izleyenler, Magazin 8'den herkese merhaba. Birbirinden özel söyleşiler, yazlık görüntüler ve magazin dünyasının nabzını tutan taptaze haberlerle karşınızdayız. Programa keyifli bir çeşme turuyla başlıyoruz. Bakalım hafta boyu devam eden bayram tatilinde Ege'nin incisinde neler yaşanmış. Tatil başladı, plajlar doldu taştı. 10 günlük bayram tatilinde Ege'nin göz bebeği Çeşme'de neler yaşandı? Çeşme'de ne yenilir, ne içilir, ne kadar bütçe ayırmak gerekir? Kaliteyle orantılı giden fiyat politikası var Çeşme'de. Bu sene su sporlarından hangileri gözde? İşte bayram tatili boyunca Çeşme sahillerinde Magazin 8 kameralarına takılan en göz alıcı görüntüler. İlk durağımız Ilıca plajı. Sahilde adım atacak yer kalmamış. 10 günlük bayram tatilini fırsat bilen tatilciler Çeşme sahillerine akın ettiler. Bir yanda çocuklar denizin, kumun tadını çıkarıyor. Bir yanda anne babalar bütün kışın yorgunluğunu atıyor. Teşekkürler, iyiyiz. Şuraya girdik daha iyiyiz. Daha sonrası daha güzel olacak. Ilıca plajı podyumları aratmıyor. Birbirinden güzel kızlar son moda bikinileriyle arzı endam ediyor. Kavurucu sıcaktan kurtulmak için denizde vakit geçirenler olduğu kadar güneşin altında sere serpe yatarak yanmaya çalışanlar da var. Ben 3 gündür buradayım. Kafa dinlemeye geldik. Vallahi çok ihtiyacım var. Çünkü İstanbul'da çok boğucu bir hava var. Burada kafa dinliyoruz şu an. İşte o güzel kızlardan biri. Buse üniversite öğrencisi. Okul bitip bayram tatili başlayınca soluğu Çeşme'de almış. İzmir'den geliyorum. İzmir'den geliyorsun. Neler yapıyorsunuz? Güzel. Geçiyorum. Öğrenci misiniz? Öğrenciyim. Üniversite okuyorum. Peki ne kadar kaldığını düşünüyorsunuz? Bir hafta. Tatile gelmek kolay. Tamamlamak zor. Bakalım Buse'nin bir haftalık bu tatiline öğrenci harçlığı yetecek mi? Bir öğrenci rahatlıkla kalabiliyor mu buralarda? Yok, hani biraz aile parasıyla. Buse biraz para biriktirmiş. Biraz da ailesinden destek alıp gelmiş Alaçatı'ya. Su sporları da ilgi alanı. Tıpkı diğer gençler gibi. Her güzelliğin bir bedeli var. Mesela jet ski ile azgın dalgalara karşı bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız yarım saat için 75 lirayı gözden çıkarmanız gerek. Ben grup aktivitelerini seviyorum diyorsanız ve su yatağıyla hızlı bir serüven yaşamak istiyorsanız da kişi başı 30 ila 50 lira arası bir bütçe ayırmalısınız. Plaj tıklım tıklım. Ege'nin temiz sularında serinleyenler, kızgın kumlarda bronzlaşmaya çalışanlar, jet ski ile şov yapanlar. Herkesin keyfi yerinde. Bir tek can kurtaranlar diken üstünde. Gözleri sürekli denizde. Genç arkadaşlar, hızlı arkadaşlar var, hızı seviyor. Onları engellemeye çalışıyoruz. Plajda dolaşırken Banu Zorlu'ya rastlıyoruz. Mavi bikinisinin üstüne giydiği şeker pembesi pareosu, büyük güneş gözlükleri ve dünyaca ünlü bir markaya ait plaj çantasıyla sahilde de şıklığı elden bırakmamış. Banu Zorlu iş ve tatili birleştirenlerden. Bayram sonrası çekeceği klibin provası için Çeşme'de. Hazır sahile yakınken aradan tatili de çıkarmamak olmaz tabii. Tamerciğim geldi tatili. Beraber klip çekeceğiz bayram sonrasında. İşte ben de çıktım evden. Hem onu ağırlayayım diye o da buraya arkadaşlarıyla geldi tatile. Hem böyle kliple ilgili prova yapıp hem de ne çekeceğimize karar vereceğiz. Hadi biraz daha gençlerle sohbet edelim. Eylül ve Elif iki yakın arkadaş. İstanbul'dan kalkmışlar, Çeşme'ye tatile gelmişler. 2-3 gün evet. Oldu. Bayram tatili. Aynen öyle. Ne kadar kalacaksınız?
Bir hafta, iki hafta falan. Bir hafta, iki hafta. Yani değişiyor, durumlara bağlı. Anladım. Evet, evet. Bu ikili şanslı bayram tatili bitip plajlar nispeten tenhalaşınca da denizin tadını çıkaracaklar. Ya İzmir başlı başına bir güzellik zaten. Aynen öyle, her şeyle. Eylül ve Elif İzmir aşığı çıktı ama fiyatlardan biraz şikayetçiler sanki. Fiyatlar nasıl peki? Çok pahalı deniyor. Öyle, Çeşme öyle tabii. Yani. Biraz tuzlu ama. Evet. Ya güzel ya, eğer kendiniz geliyorsanız, burada tanıdıklarınız varsa ki bizim öyle. Biz Elif'le Eylül'le sohbet ederken yavaş yavaş gün düşmeye başladı. Artık Alaçatı'nın o meşhur sokaklarına girme vakti. Beyaz evlerin önüne atılmış minik sandalyeler, envai çeşit ottan yapılmış yemekler ve taze balık kokusu. Yani Çeşme denince akla gelen ne varsa hepsi bu sokaklarda. Hatırlarsanız sohbet ettiğimiz tüm genç arkadaşlar fiyatların pahalılığından söz etmişti. Bir de esnafa soralım dedik. Bakalım çarşıda nasıl fiyatlar? Kaliteyle orantılı giden fiyat politikası var Çeşme'de. Bu konuda gönülleri rahat olabilir gelen misafirlerimizin. Kalitenin tavan yaptığından şüphemiz yok zaten. Ama aklımız masadaki bu lezzetlerde olduğundan hemen konuyu yemeklere getirelim. Bakalım Çeşme'ye gidilince ne yenilir, ne içilirmiş? Bölgesel ürünler ve bölgesel lezzetler olarak bunları adlandırıyoruz. Başlangıç olarak start alırsak semizotumuz, domates soslu veriyoruz. Buraya ait bir ot. Bunları yaz kış bulabileceğiniz lezzetli, güzel bir otumuz. Üzerindeki bulunan domatesler de bölgesel olarak yine Ovacık bölgesinde çıkan güzel bir domates merası olan bir bölümden topluyoruz bunları. Ürünler organikler. Evet, evet, tamamı organik bunlar. Yani her şeyin en doğalı, en lezzetlisi kullanılıyor. Üstelik hanımlar bu yemeklerin kilo yapma gibi sıkıntısı da olmadığından Çeşme tatillerinden sonra rejime girme gereksinimi de yok. Hadi devam edelim Çeşme'ye özgü lezzetleri öğrenmeye. Burada yoğurtlu gördüğümüz barbunya yeşil elmadan oluşan bir meze çeşidimiz. Tabii ki, tabii ki. İçerisinde kimyonlu, aynı zamanda bir esans olarak kullandığımız bir kimyon var. Bu da buraya ait özel Arnavut meze ismini verdiğimiz bir mezemiz bu. Ana yemeklerden deniz mahsullü eriştemiz var. Bunda yine bölgesel karidesimizi, kalamarımızı, ahtapotumuzu, mürekkep balığını kullanıyoruz aynı zamanda. Tatil Ege'de yapılır da menüde balık olmaz mı? İse levrek balığı şu gördükleriniz. Altında ise Şevketi Bostanımız var. O da Güney ve Ege bölgesinden çok bulunan bir ot çeşidi. Dikenli bir ot çeşidi aynı zamanda. Çeşme'de restoran mutfaklarındaki hareket hiç dinmiyor. Çünkü yemekler kazanla değil, kişiye özel pişiriliyor. Yani sipariş geldikçe porsiyon olarak hazırlanıyor. Böylece herkes taze gıda tüketmiş oluyor. Tabii bu kadar zahmetin bir de karşılığı olmalı değil mi? Menüyü gördünüz. Karidesli erişte, yabani otlardan yapılan salatalar, mezeler ve son olarak tabii ki balık. Sıra geldi ödeme yapmaya. Böyle bir sofranın maliyeti kişi başı 100 ila 150 lira arası.